Vallahi Hasan Hocam çok enteresan bir konu seçmişsiniz ha. Yusuf Hocam yayını başlatıyorum. Tamam, ben kapatıyorum. Evet. Herkese merhaba. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü bitirme ödevleri sunumları programı. Bugün Konya ili Karapınar ilçesinde obruk oluşumlarının tarımsal üretime olan etkileri sunumla başlayacağız. Sözü sunum yapan arkadaşlara veriyoruz. Buyurun. Teşekkür ederim hocam. Merhaba, sunumumuza geldiniz. İnsanoğlu geçmişten günümüze doğal kaynaklar, sınırsız insan ihtiyaçlarını karşılayacak. Maliye ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstiklal Kalkanı paketinde gelinen son noktayı anlattı. Türkiye'nin birçok ülkeye kıyasla çok iyi durumda olduğunu söyledi. Bazı ülkelerin yaptığı gibi yani bu değerlendirirsek yani ekonomik büyüklüğünü bunun çarpan etkisini ifade hesapladığımız zaman aslında çarpan etkisiyle 525 milyon. Evet. Diğer bir arkadaş devam edebilir. Herhalde bir yayınında problem oldu sesinde o arkadaşın. Kamil'in. Ben de hocam. Mithat Hoca girdi herhalde en son. Ben bir sıkıntı yok herhalde. Sesim geliyor mu? Senin sesin geliyor. Sen devam et. Diğer seslerden etkilenmeden devam et sen. Tamam hocam. Bu doğrultuda gerek hizmet üretimi geri kalmayıp elde etmek maksadı değil. İnsanoğlu geçmişten günümüze ekolojiye geri dönüşü olmayan zararlar vermiştir. Ekolojiye verilen bu zararlar temel gıda maddelerinin elde edildiği tarım sektöründe baskı oluşturmaktadır. Özellikle son yıllarda yaşanan kuraklıklar tarımsal üretimde verimliliğin azalmasına hatta bazı bölgelerde arazilerin üretme imkan vermemesine neden olmuştur. Yaşanan bu kuraklıklar üreticilerin üretimin gerçekleştirilmesi için mevcut su kaynaklarını artırmıştır. Dolayısıyla yerüstü su kaynaklarının olmadığı veya imkan verme sınırlı olduğu bölgelerde yeraltı su kaynaklarının kullanımını artırmıştır. Partis ekoloji olarak adı verilen yapıların oluşturulması zemin hazırlamıştır. Obruk genel itibariyle yeraltı suyunun karbondioksit ile birleşimi sonucu karbon ekolojide obruk adı verilen yapıların oluşmak asit bu asit taşının oluşarak Kamil senin mağaranın bağlantıda problem üstünde bulunan varsa toprak dünya başka bir arkadaşına aktaralım şeyi. Fırat veya Sefa biriniz şey yapın. Duyulmuyor, ses gelmiyor çünkü. Hocam ben devam edebilirim isterseniz. Evet, sen devam et. Ses gelmiyor. Bir baştan başlayıverin. Ses gelmiyor. Baştan alıver. İnsanoğlu geçmişten günümüze doğal kaynakları sınırsız insan ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kullanmıştır. Bu doğrultuda gerek mal ve hizmet üretimi, gerek ham madde elde etmek maksadıyla geçmişten günümüze ekolojiye geri dönüşü olmayan zararlar vermiştir. Ekolojiye verilen bu zararlar temel gıda maddelerinin elde edildiği tarım sektörüne baskı oluşturmaktadır. Özellikle son yıllarda yaşanan kuraklıklar tarımsal üretimde verimliliğin azalmasına hatta bazı bölgelerde arazilerin üretime imkan vermemesine neden olmuştur. Yaşanan bu kuraklıklar üreticilerin üretimin gerçekleştirilmesi için mevcut su kaynaklarına olan ihtiyacı arttırmıştır. Dolayısıyla yerüstü su kaynaklarının olmadığı veya sınırlı olduğu bölgelerde yeraltı su kaynaklarının kullanımı artmıştır. Bu artış ekolojide obruk adı verilen yapıların oluşmasına zemin hazırlamıştır. Obruk genel itibariyle yeraltı suyunun karbondioksit ile birleşimi sonucu karbonik asit oluşması ve bu karbonik asit kireç taşının olduğu topraklarda zamanla çözülmesi sonucunda yeraltı mağaralarının oluşarak
mağaranın üstünde bulunan toprağın çökmesi olarak tanımlanmaktadır. Dünyada obruk oluşumlarını incelediğimizde karstik kayaç yapısı bulunan pek çok bölgede obruk oluşumları tespit edildi. Dünyada tarım alanları ve yerleşim yerlerini tehdit eden obruk oluşum sahalarının bazıları şöyledir. Rusya, San Francisco, Amerika, Çin, Japonya, İngiltere, Yeni Zelanda, Türkiye'de ise karstik kayaç yapısı Konyaeli Karapınar ilçesi ve Antalya'nın doğu kesimindeki Çimiköy platosunda bulunmakla beraber son yıllarda bu bölgelerde obruk oluşumları oldukça artmıştır. Obruk oluşumlarının tarımsal üretim üzerindeki etkileri arazilerde oluşan obruğun çapına ve derinliğine göre değişmekle birlikte obruk oluşan alan ile obruk çevresinin bir kısmının üretimde kullanılamamaktadır. Dolayısıyla bu çöküntüler arazi miktarında azalmalara neden olmaktadır. Arazi varlığının sınırlı, insan ihtiyaçlarının sınırsız olması ve nüfusun sürekli artmasına bağlı olarak ihtiyaçlarında artış göstermesi nedeniyle üretimin tüketimi karşılaması zorlaşmaktadır. Bu nedenle mevcut arazi varlığını korumak ve geliştirmek gerekmektedir. Özellikle obruk oluşumlarının yoğun olduğu bölgelerde arazi kaybını engellemek toprak yapısının değiştirilemeyeceğinden dolayı mümkün değildir. Fakat obruk oluşumunun tetiklenmesine yol açan yeraltı suyunun kullanılmasının azaltılması, obruk oluşumlarının azaltılacağı yapılan çalışmalar neticesinde ortaya çıkmıştır. Bu çalışmadaki amacımız Konya civarındaki obrukların araştırılması amacı ile arazi anket araştırması yapılmıştır. Konya Kapalı Havzası'nda yer alan bu litopolojik yapı obruk oluşumuna son derece elverişlidir. Bu akıma bağlı olarak eriyebilen veya çözülebilen kayaçların bulunduğu alanlarda yer yer karstik boşluklar oluşmaktadır. Oluşan bu boşlukların artık bölge insanına ve bölgede sürdürülebilen tarımı tehdit etme düzeyine gelmiştir. Sayıları her geçen gün artmakla birlikte alınan önlem ve politikaların ne derece yeterli olduğunu araştırmak, çalışmamızın genel kapsamını oluşturmaktadır. Bu çalışma ile bölge çiftçisinin oluşan obruklar hakkında bilgi düzey tespitinin yapılması ve üretim faaliyetlerinin ilerleyen süreçte tarımsal yapıya etkisini kapsamaktadır. Materyal ve yöntemimiz çalışma kapsamında birincil ve ikincil veriler kullanılmış olup, ikincil veriler konuyla ilgili kurum ve kuruluş ve istatistiklerden ilgili literatür çalışmalarından elde edilmiştir. Birincil veriler ise araştırma alanı olarak seçilen Konyaeli Karapınar ilçesi üreticilerinden anket uygulamasıyla elde edilmiştir. Araştırma bölgesi olarak seçilen Konyaeli Karapınar ilçesi Türkiye'de obruk oluşumunun en yaygın olduğu bölgelerden birisidir. Bölgede oluşan oblukların ve oluştukları yılların dağılımı grafik 1'de verilmiştir. Gayeli olarak seçilen araştırma alanında arazisinde obruk olan 22 üretici ile anket uygulaması yapılmıştır. Ayrıca üreticilerden elde edilen verileri karşılaştırmak amacıyla aynı bölgede arazisinde obruk oluşmayan 22 üretici ile de anket yapılmıştır. Böylece toplamda 44 üretici ile yüz yüze görüşmek suretiyle anket yapılmıştır. Anket uygulaması Karapınar ilçesinde Yavşankuyu, Avere Yaylası, Karakuyu, Büyük Sekizli, Üç Obruk Mevki, Kamış Ağal Mevki, Yazsıca Yaylası, Yavurözü, Çöl Bölgesi, Seyit Acılar, Kamış Ağal, Yetenekli Yaylası ve Akcaz mahallelerinde 2019 yılının Aralık ayında yapılmıştır. Anketlerden elde edilen verilerin değerlendirilmesinde basit yüzde frekans dağılım hesapları yapılmıştır. Hesaplamalar arazisinde obruk olan ve olmayan üreticiler şeklinde iki tabak halinde değerlendirilmiştir. Böylece iki grup arasında karşılaştırma yapılmıştır. Ayrıca obruğun oluşumuna neden olan faktörler belirlenmesinde beşlili kart ölçeği uygulanmıştır. Araştırma ve bulguları ve tartışmayı Sefa Gültekin arkadaşımız devam edecek. Evet, araştırmamızda konu olan işletmecilerin 22 adeti arazisinde obruk olan, yaş ortalaması 55, 22 adeti arazisinde obruk olmayan, yaş ortalaması 50 işletmelerden oluşmaktadır. Araştırmamızda arazisinde obruk oluşmayan işletmecilerin %61'i ilkokul, %25'i ortaokul, %13'ü lise ve üstü eğitim almış kişilerden oluşmuştur. Arazisinde obruk oluşan işletmecilerin ise %68'i ilkokul, %31'i ortaokul eğitim almış kişilerden oluşmuştur. Konu olan işletmecilerin arazisinde obruk oluşan üreticiler ile obruk oluşmayan üreticiler arasında önemli bir fark bulunmamaktadır. İşletmecilerin su kaynaklarını incelediğimizde %63'lük kısmının su kaynağının yeraltı su kaynağı olduğunu gördük.
Bölgede işletmecilerin %15'inin kuru tarım yaptığını tespit ettik. Arazisinde obruk olmayan işletmelerin az da olsa yeraltı su kaynakları yerine alternatif kaynakları tercih ettiğini gördük. Sulama sistemleri konusunda işletmecilerin %34'ü damlama, %59'u yağmurlama sistemlerini tercih ettiğini gördük. Birbirinden çok da farklı olmasa da arazisinde obruk olmayan işletmelerin farklı sistemler kullandığı, ayrıca su tüketiminde tasarruf sağlayan pivot sistemleri de tercih etmeye başladığını tespit ettik. Ürünlere göre sulama sistemlerimizi incelediğimizde buğday, arpa, pancar, yonca ürünlerin işletmecilerin tamamı yağmurlama, mısırda ise sulama sistemi damlama olmasına karşın arazisinde obruk olan işletmecilerin %15'inin yağmurlama kullandığını tespit ettik. Yağmurlama sulama sistemlerinde değişiklikler incelendiğinde ise işletmecilerin %61'inin değişiklik yapmadığını gördük. Değişiklik yapan işletmeciler salma sistemlerden basınçlı sistemlere geçtiğini anladık. Ayrıca işletmecilerin %25'i buğday ve arpa üretiminde kuru tarıma geçtiğini tespit ettik. İşletmecilerin sulama sistemlerini seçerken dikkat ettiği konuları incelediğimizde veriler birbirine yakın olmakla beraber işletmecilerin sulama maliyetine dikkat ettiğini belirledik. Yeraltı suyunun kullanılması diğer su kaynaklarına göre maliyeti düşük olduğu anlaşılmıştır. İşletmeler bu nedenle yeraltı suyu cazip gelmiştir. İşletmelerin su tüketiminin azaltılmasıyla ilgili önlem alma durumu incelendiğinde işletmecilerin %61'inin önlem almadığı belirlenmiştir. Önlem alan işletmeciler ise genellikle basınçlı sulama sistemlerine ya da kuru tarıma yöneldikleri görülmüştür. Bölgedeki taban suyu seviyesini incelediğimizde taban suyu seviyesinin 10 yıl önce 64 metredeyken şu an 109 metreye düştüğü tespit edilmiştir. Ayrıca işletmecilerin taban suyu seviyesinin Karapınar'ın bazı bölgelerinde 400 metrelere kadar düştüğü öğrenilmiştir. Yağış değişimi ise %68 oranla azaldığı belirlenmiş. Bölgedeki yağışın azalmasının tarımsal üretimde yeraltı su kaynaklarının tercih edilmesine sebep olduğu belirlenmiştir. Bölgede yıllara göre obruk oluşumlarının başlangıcını incelediğimizde %54 oranla 1976-2000 yılları arasında başladığı anlaşılmıştır. Yine 2000 yılından itibaren obruk oluşumlarının sıklaştığı belirlenmiş. Bölgede son oluşan obrukları incelediğimizde ise %88 oranla 2010 ve sonrasında oluştuğu belirlenmiştir. Elde ettiğimiz verilere göre 1976 yılından itibaren hızla arttığı, son 10 yılda tarım arazilerini ciddi şekilde tehdit ettiği tespit edilmiştir. Obruk oluşumlarının yetiştirilen ürün deseniyle ilişkisi incelendiğinde %45 oranla yetiştirilen ürün ile ilgili olmadığı tespit edilmiştir. Obruk oluşumunun ürün ile ilgisinin olmadığını, toprak yapısının etkili olduğunu, kısmen de su tüketiminin etki gösterdiği tespit edilmiştir. Obruklar ile ilgili devlet tarafından alınan önlemleri incelediğimizde %79 oranla önlem alınmadığı belirlenmiş. Alınan önlemler ise kamu kurumlarının bölge çiftçisini bilgilendirmek amaçlı toplantılar yaptığı tespit edilmiştir. Arazilerde ise fiilen alınan tek önlemin obruk oluştuktan sonra etrafına tel örgü çekildiği belirlenmiştir. Ayrıca işletmelerin %59'luk kısmının tarım sigortası yaptırmadığı, tarım sigortasının obruk oluşumları nedeniyle oluşan zararı kapsamadığı öğrenilmiştir. İşletmelerin %79.54'ü tarımsal desteklerin yetersiz olduğunu düşündüğü belirlenmiş. Ayrıca işletmelerin %18'i tarımsal desteklerin ürüne ve prim ve fiyat desteği, %36'sı girdilere yönelik destekler olması gerektiği düşündüğü tespit edilmiştir. Özellikle girdilere yönelik destek verilmesi gerektiği belirlenmiştir. İşletmecilerin %29'u ziraat odasına üye, ayrıca %36'sı hiçbir kuruluşa üye olmamış durumda. Çevre konusunda işletmecilerin %95'i herhangi bir sivil toplum kuruluşuna üye değil. Edindiğimiz verilere istinaden bölgedeki çiftçiyi bilgilendirici çalışmalar yapılması gerektiğini gördük. Obruk oluşan arazilerin satılabilme ve satın alınabilme durumları incelendiğinde değerlerin birbirine yakın olduğunu, işletmecilerin bu konuda farklı düşüncelere sahip olduğunu tespit ettik. Genel olarak işletmelerin yarısı obruk oluşan arazileri satın almak istemiyor ve işletmeciler daha önce obruk oluşan arazilerde yeni obrukların oluşacağı düşüncesine sahip.
Arazi fiyatlarındaki değişim incelendiğinde ise kuru arazi fiyatlarındaki obruk oluştuktan sonra %26 oranında değer kaybı oluştuğunu, yine sulu arazi fiyatlarında ise %16'lık değer kaybı yaşadığını gördük. Obruk oluşumu nedeniyle ürün değişimi incelendiğinde %86 kısmının değişiklik yapmadığı görüldü. "20 yıl önceki ürün deseni incelendiğinde buğday arpa ekim alanının fazla olduğu belirlendi. Yine arazisinde obruk olan işletmelerin ise geçmişte şeker pancarı, ayçiçeği gibi su tüketimi fazla olan ürünlerin ekimine diğer işletmelerden erken başladığı görüldü. Bu veri ile su tüketiminin kısmi olarak obruk oluşumuna etki gösterdiği belirlendi. İşletmelerin 10 yıl sonraki üretim planları incelendiğinde şimdiki ürün deseniyle benzer ürünler yetiştirmeyi planladığı belirlenmiş. Ayrıca işletmecilerin %10'luk kısmının gelecekte kar düzeyi yüksek ürünler yetiştirmeyi planladığı görülmüştür. Bu veriyle işletmecilerin uzun dönemde üretim planlarının değişmediği sonucuna varılmıştır. İşletmecilerin %76.13'ü tarımsal faaliyetlerin çevreye zarar verdiğini ve bozulmana neden olduğunu söylemiştir." Tekrardan merhaba arkadaşlar. İşletmecilerin çevresel bozulmalara neden olan faktörleri incelediğimizde, arazisinde obruk oluşmayan işletmeler aşırı sulamanın %52,27 ile etkisinin çok büyük olduğunu düşündüğü belirlenmiştir. Arazisinde obruk oluşan işletmeler ise bu duruma %20,45 oranla etki ettiği düşüncesine hakim olduğu tespit edildi. Obruk oluşan işletmelerin gelecekte devlet kurumlarının bölgede yeraltı suyu kullanımının yasaklanacağı düşüncesine sahip olduğu ve su tüketimi konusunda bize verdiği rakamlarda çekimser davrandığı sonucuna varılmıştır. Obruk oluşumuna neden olan faktörleri incelediğimizde, arazisinde obruk oluşmayan işletmelerin pek çok sebebin neden olduğu ve bu sebeplerin etki düzeyinin oldukça fazla olduğu düşündüğü tespit edildi. Arazisinde obruk oluşan işletmeler ise yine pek çok sebep olduğu fakat etki düzeyinin arazisinde obruk oluşmayan işletmelere oranla daha az olduğu düşündüğü belirlenmişti. Obruk oluşan işletmelerin gelecekte devlet kurumlarının bölgede yeraltı suyu kullanımının yasaklanacağı ve kar düzeyinin düşeceği düşüncesine sahip olduğu, bu nedenle farklı sonuçlar çıktığı sonucuna varılmıştı. Ayrıca bu grafiklerde beşli kent ölçeği uygulanmıştır. Çiftçilerin destekleme beklentileri ve durum analiz raporları, karşımızdaki tablo, obruk oluşumu yeraltı suyu kullanımının etki ettiği düşünen işletmeler %70,45 oranla ruhsatsız kuyuların sınırlandırılmasını istiyor. Bölgede obruk oluşumlarının göç hareketlerine neden olup olmadığını incelediğimizde, işletmelerin sadece %13,63'lük kısmının göç etmeyi düşündüğü belirlenmiştir. Bölge insanı genel olarak göç etmeyi düşünmediği ve şu an için göç olmadığı sonucuna varılmıştır. İşletmelerin %84'ü obruk oluşumlarının yerleşim alanlarına yakın olmasından dolayı tedirgin olduğu durumda. Yine %68,18 oranla işletmelerin risk haritalarının oluşturulması gerektiği düşüncesine sahip olduğu sonucuna varılmıştır. İşletmelerin obruk oluşumu nedeniyle tedirgin olduğu fakat riskli olmasına rağmen %61,37 oranla göç etmeyi düşünmediği tespit edilmiştir. Yine üreticilerimizin %79,54'ü çiftçilik yapmaktan memnun. Genellikle arazi genişliği küçük olan üreticilerimizin ise sabit gelirli bir işte çalışmak istedikleri tespit edilmiştir. Sonuç ve önerilere geldiğimizde, obruk oluşumu son zamanlarda Konya çevresinde sıkça rastlanabilen doğa olayları arasında yer almaktadır. Obruk oluşumunun ardından olayın yaşandığı arazide genellikle silindir benzeri yapılar ve geniş çapta çökükler ve çukurlar oluşmaktadır. Karapınar'da yapılan arazi anket çalışmamızda çiftçilerle yapılan anketimiz sonucunda oluşan bu obrukların oluşumu ile ilgili tam anlamıyla bilinç sahibi olan çiftçi sayıları çok az seviyede. Çiftçilerimizin geneli oluşan obruklara karşı sulama yönteminde ya da tarım yönteminde çeşitli değişiklikler yapmıştır. Fakat bu yeterli seviyede değildir. Obruk oluşumu nedeniyle ürün değişimi, işletmelerin büyük bir kısmının değişim yapmadığı, beraberinde arazisinde obruk olan üreticilerimizin ise değişimi yavaş yavaş benimsediği görülmüştür. Bölge üreticileri, obruk oluşumlarının aşırı tavan suyu kullanımına bağlı olduğunu düşünmektedir. Bilimsel olarak obruk oluşumunda tavan suyu kullanımı önemli bir etkendir. Ayrıca bunun yanında arazinin karstik yapısı, toprak yapısı,
Kireç, silt ormanları da diğer önemli etkenlerdendir. Güncel olguklar Karapınar, Çumra, Kadınhanı ve çevresinde yerleşim merkezleri ve tarım alanlarını etkilemektedir. Obrukların bir kısmının tarla sahipleri tarafından doldurulduğu tespit edilmiştir. Ancak bu doldurulmuş obruklar çok sağlıklı olmamakla birlikte ileride tekrar çöküntü tehlikesi olacağı ihtimali de vardır. Bu durum gelecekte can ve mal kaybına yol açabilir. Bu olumsuzluklara rağmen Konya ile içerisinde yer alan obruklar gerek oluşumları gerekse sahip oldukları özellikleri açısından ülkemizin emsalsiz güzelliklerindendir. Bu güzelliklerin tanıtılması, paylaşılması, korunması için bazı önlemlerin alınması gerekmektedir. Bazı obrukların çevresinde dikenli tel ile bir koruma önlemi alınmış olsa da bu dikenli tel direkleri bir önlem olarak çoğu yerde yıkılmış ya da önemini kaybetmiştir. Önlemlerin arttırılması ve ilerleyen süreçte tarımsal yapıyı da etkilememesi gerekmektedir. Hayatımızın devamlılığı için tarımsal üretimi sürdürülebilir hale getirilmesi gerekmektedir. Su insan hayatının en temel yaşam kaynağıdır. Bu kaynağın en doğru ve etkin bir şekilde kullanılması gerekmektedir. Obruk sahaları koruma altına alınmalıdır. Obruklar görünümlerinde olduğu kadar yaban hayvanları ve su canlılarının yaşam alanları olması nedeniyle de önem arz etmektedir. Yeryüzünün doğal güzellikleri arasında olan obrukların her ne sebeple olursa olsun yamaçları tahrip edilmemelidir. Doğru sulama yöntemleri tercih edilmeli. Zayıf olan toprak yapısında sondaj çalışmalarına devlet müdahaleleriyle izin verilmemelidir. Obrukların doğal güzellikleri yapılacak altyapı ve tanıtım faaliyetleri ile içine alarak turizme kazandırılmalı. Bugün önemli bir turistik değer olması gereken obruklar gerek ana yollardan uzak olması gerekse bilgilendirilme yapılmaması halinde halkın obruk hakkında geniş çaplı bilgi düzeyine ulaşamamasını sağlamıştır. Anket değerlendirmemizde bölgede tarlasında obruk oluşan ve obruk oluşmayan iki işletme tipi kullanılmıştır. Obruklar çeşitli tehlikeleri içinde barındırmakla beraber oluştuktan sonra önlemin alınmaması mal ve can kaybına neden olabilir. Arazi anket çalışmamızda çeşitli obruk ziyaretlerimiz çerçevesinde obruk oluştuktan sonra hiçbir önlem alınmadan etrafında tarımı devam ettiren çiftçiler görüldü. Bölge çiftçisinin bu konuda bilgilendirme gerekse devlet yardımı ile bu alanlarda dolgu işlemi yapılması ve etrafında güvenlik önlemleri alması şarttır. Obruk riski çok olan bölgede devletin üretim planlaması yapması gerekmektedir. Çok su tüketen ürünlerin yerine az su tüketen tarım ürünleri almalıdır. Bu politika ile tarımda sürdürülebilirlik ve gelecek nesillerimize de güzel yardımlar bırakmak için uygulanmalıdır. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Sorularınızı alabiliriz. Evet, biz teşekkür ediyoruz bu sunumumuz için, ilginç sunumumuz için ve çalışmadan ortaya çıkarttığınız güzel sonuçlar için. Yani şöyle söyleyeyim, çalışmada tabii bir eksiklikler var ama çalışmanın kurgusu ve elde edilen sonuçlar itibariyle bir lisans düzeyinde yapılan çalışmanın üstünde. Hem danışman hocanızı hem de sizi tebrik etmek istiyorum. Selçuk Üniversitesi Tarım Ekonomisi bölümünün vizyonuna yakışır bir çalışma. Bu anlamda da bir bölüm başkanı olarak tekrar tekrar sizi kutluyorum. Ben çok mutlu oldum böyle bir çalışmayı duymuş olmaktan. Konuyu tartışmaya açmak istiyorum. Tabii ki eksiklikleri var, tartışacağız, söyleyeceğiz. Ama çalışmayı genel anlamda değerlendirdiğimde gerçekten çok güzel, çok mutlu oldum. Evet, öğrenci arkadaşlardan başlayalım. Geçen hafta böyle bir uygulama başlattık. Öğrenci arkadaşlardan sorusu, katkısı olan varsa alalım. Her zamanki gibi dinlemeyi tercih ediyorsunuz. Evet, Gürhan seni dinliyoruz. Gürhan duyuyor mu beni? Gürhan duymuyorsa Aysun hocamdan başlayalım. Evet. Tebrik ediyorum hocam. Sunum gayet akıcıydı. İlk başta eğitim verileri verildi. Sesim geliyor mu hocam? Geliyor. İlk olarak eğitim verileri verildi. Sunumlar çalışmaların özeti olduğunu düşünüyorum. Ve görselliğin daha fazla olması bizler açısından daha iyi olacağını düşünüyorum. Görsellikle birlikte eğer anlatımlar olursa daha güzel olacaktır. İlk baştaki eğitim verileri grafik şeklinde olabilirdi. 22 işletme bir grafikte, 22 bir işletme bir grafikte olursa daha net anlaşılabilirdi. Grafik 14 likertler yorumlanmadı. Bu zamana kadar sadece bir sunumda sanırım likert yorumlaması yapılabildi. Yorumlanmadı, sadece 5 likert ölçeğine göre yapılmıştır denildi.
Bir de grafik 15'inde başlığı kaymıştı. Hani onu düzeltirlerse sadece bir öneri bu da. Teşekkür evet. ediyorum. Evet, biz teşekkür ediyoruz. Hasan Hoca danışman olduğu için Hasan Hoca'ya söz vermiyoruz şimdilik. Zuhal Hoca, duyuyor mu beni? Duyuyorum hocam. Evet. Evet, gayet güzel, ilginç bir konu. Ben de tebrik ediyorum hem hocamızı hem arkadaşları. Güzel, detaylı da bir araştırma yapılmış. Hani obruk olanla olmayan işletmeler arasında inceleme yapmak, karşılaştırma yapmak da mantıklı bir şey olmuş ama neticede sonuçta çok fazla bir farklılık çıkmamış gibi. Hani sulama yöntemlerinden mi nedense tam bir sonuç herhalde çıkmadı. Bu da oranın yapısından muhtemelen de çok fazla bilinç olmadığı için böyle bir sonuç ortaya çıktı diye düşünüyorum. Sadece şunu sormak istiyorum. 22 üretici dediniz. Yani hani karşılaştırma için aldığınız 22 üreticiyi anlarım ama bu 22 sayısını nasıl tespit ettiniz? Neye göre? Hani hangi örneklemeyi kullandınız? Bunu nasıl yaptınız? Bununla ilgili bir açıklama yapmadı. Aysun Hoca'nın söylediği gibi ben de onu belirtecektim. Eğitimle ilgili olan şeyleri, verileri bir grafikle verseydiniz daha güzel bir görsel olurdu. Daha iyi anlaşılırdı diye düşünüyorum. Onun haricinde ben teşekkür ediyorum. Güzel bir çalışma olmuş. Tebrik ediyorum. Evet. Mithat Hocam duyuyor mu beni? Duyuyorum. Evet. Buyurun hocam. Söz bizde. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Yorum yok. Yorumda bulunmayacağım. Hayırlı olsun. Tamam hocam. Onun dışında Yusuf Hocam. Evet, ben de arkadaşlara teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir çalışma yapılmış. Yani obruklar güncel konulardan birisi. Konya Ovası'nda da sık sık meydana gelen bir olgu. Dolayısıyla bunun yöredeki çiftçiler tarafından algılanması ve tarımsal faaliyet üzerindeki etkisiyle ilgili analizler önemliydi. Hatta sizin de bahsettiğiniz gibi yani lisans düzeyi üzerinde de bir inceleme yapılmış şeyde, çalışmada. Güzel bir çalışma. Yalnız şeyde bulgularda bir yerde bir çelişki var gibi gözüktü bana. Obruk oluşumunu tarımsal oluşumu ile ilgili faktörlerde ürün deseninin ilişkili olmadığı obrukların şeklinde bir bulgu vardı zannedersem. Sonraki bulgularda ise su tüketen bitkilerin daha çok tüketilmesinin bunda etkili olabileceği şeklinde bir çelişkili bir ifade vardı. Dolayısıyla o konu biraz dikkat çekiyordu. Yani çünkü eğer sulama, su kullanımıyla ilişkili ortaya çıkan bir durumsa bu, ürün deseni de bunda etkili bir faktördür. Çünkü bildiğimiz gibi ürünlerin su tüketimleri, sulama düzeyleri farklılık arz ediyor. Dolayısıyla orada bilmiyorum artık sorunun sorma formatı veya yorumlama formatından mı kaynaklanıyor bunu. Arkadaşlar belki değerlendirirler. Onun ötesinde güzel bir çalışma. Çevresel konuları da gündeme getiriyor. Politikaları da, değerlendirmeleri de gayet güzel olmuş. Teşekkür ediyorum. Evet. Cennet Hocam duyuyor mu beni? Evet, ben de teşekkür ediyorum çalışan arkadaşlara ve Hasan Hoca'ya. Hem ilginç bir konu hem de Karapınar bölgesini bildiğimiz için arkadaşlar güzel çalışmışlar. Ama tabii ki hocalar da söylediler. Örneklemeyi neye göre verdiklerini veya neye göre yaptıklarını açıklasalar daha da güzel olacaktı. Belki onu düzeltirler. İlginç olanı... Bu ilçedeki çiftçilerin yani arkadaşların çalışmalarında da ortaya çıkan şu, bölge çiftçisi kendilerinin üretim deseninden yani bitkilerin seçiminden yaptıkları sulama sistemlerinden kaynaklandığına kesinlikle inanmamaktadırlar. Yani zaten bölge çiftçisini tanıdığım için bu yorumu getiriyorum. Arkadaşların çalışmasında da halen %66'sı mesela yağmurlama sulamaya devam etmesi bunun bir göstergesi. Artı %61'i hiçbir önlem almıyor obruk oluşan işletmelerden. Yani bunun sonucunda sonuç kısmına getirmek istiyorum. Hani
bunları sonuca yansıtsaydınız genel yorumların ötesinde çok daha iyi şeyler olacaktı. Yani kendi bulgularınızın sonuçlarına, sonuç öneriler kısmına kendi bulgularınızın sonuç önerilerini iletseydiniz ve çiftçilerin buradaki yaklaşımlarını ve politika önerilerinizi yapsaydınız daha güzel olacaktı diye düşünüyorum. Ama gene de çok daha güzel olmuş ve farkındalık oluşturdu. Ben teşekkür ediyorum. Evet, ben de yorumlara, katkılara teşekkür ediyorum. Gerçekten az önce de söylediğim gibi çalışma çok güzel olmuş. Yalnız yorumlamalarda bir takım eksiklikler oldu. Yani eksiklikler çok önemli değil ama muhakkak metnin içerisinde vardı. Bilmiyorum, ben söylemlerde duymadım. Ya mesela obrukların oluşumundan sonra üreticilerin üretim planlamalarını değiştiğini, üretim desenlerini, planlamaları vesaire değiştiğini ifade edildi. Yani ne tür bir değişiklik oldu? Bu son derece ciddi bir sonuç. Bu araştırma bulgusu mudur? Anketten çıkartılan bir sonuç mudur? Yoksa araştırmayı yapan arkadaşların kanaati, gözlemleri vesaire midir? Bunu ben merak ediyorum. Soru olarak da soruyorum. Not alırsa arkadaşlar cevabını da merak ediyorum. Çünkü şöyle bir şey, yani oluşan obrukların oluşmasıyla nasıl bir üretim planlamasında değişiklik yaptılar? Üretim desenini zaten biliyoruz. Veya şu da ifade edildi, üretim yöntemi, artık üretim yöntemi dediğiniz üretim tekniği mi? Böyle bir değişiklik varsa nasıl bir değişiklik yaptılar? Bunlar da son derece önemli. Çalışmanın sonuçlarını çok önemli buluyorum. Niye? Çünkü daha önce de literatürde obruklar oluştukça gündeme geliyor. Biz de literatürde merak gidermek veya bilgilenmek için yazılanlara falan bakıyoruz. Ya sürekli sulama suyuna atıfta bulunan bir şey var, sonuç var. Sürekli sulama suyu obrukların oluşmasının tek nedeniymiş gibi. Yani bu çalışmanın bazı yerlerinde bunun toprak yapısından kaynaklandığını, bu sulama suyuyla da sıfıra indirilemeyeceğini, ancak bu tetikleyen faktör olduğunu, ki bunu çevrecilerden de, çevreci bilim adamlarından da dinledim. Evet, sulama suyu bunun tek sebebi değildir. Bunu tetikleyen sebeptir. Yani sulama suyu olmasa son zamanlardaki sulama temel nedeni midir? Bazı obruklar var, 200 yıl önceden oluşmuş. 200 yıl önceki sulama rejimiyle şimdiki zaten birbirinin aynısı değil. Demek ki bunun toprağın yapısından kaynaklanan bir durum var. Burada sadece ve sadece üretim desenini suçlamak, burada sadece üreticiyi suçlamak, sulama planlaması yapan yetkili, ilgili STK'ları ve kamu organizasyonlarını suçlamak dan ziyade gerçekten sorunu iyi tespit edip bunların kaçınılmaz olduğunu, sulama rejimini değiştirsek bile kaçınılmaz olduğunu, ama tabii ki sulama rejimini değiştirerek de azaltmanın önemli olduğunu vurgu yapmak lazım. Ya buradaki sonuçlar gerçekten, ben literatürü de takip ettiğim kadarıyla, en makul, en mantıklı, en uygulanabilir politikaların burada olduğunu ve bu çalışmanın da lisans düzeyinin çok üstünde bir çalışma olduğunu, yazım ifadesi ve kurgu ifadesiyle de çok beğendiğimi söylemek istiyorum. Örneklemede 22 tane, öyle tahmin ediyorum ki 22 tane ulaşılmış obruk sahibi seçilmiş. Ben öyle anladım ki biraz daha sayısı fazla, biraz daha fazla sayıya ulaşılsaydı çok daha iyi olurdu. Bilimsel 30 sayısının üzerine çıkılsaydı diyorum. Bunun çalışmanın sonuçları ve az önce söylediğim sebepler çalışmanın diğer eksikliklerini kapatacak kadar çok güzel olduğunu düşünüyorum. Çalışmayı yapan arkadaşlara, danışmanına ve teşekkür ediyorum ben. Sözü toparlaması için, cevaplaması, sorulara cevaplaması için hocam, arkadaşlara bırakıyorum. Buyurun. Hocam, öncelikle yorumlarınız için çok teşekkür ederim ben de. Evvela şunu söylemek istemeliyim ki, yani bu çalışma bizim için de kolay bir çalışma olmadı. Bu çalışmayı yaparken zorlandığımız birçok konu oldu. Yani gerek ilçe tarımdan, İl tarımdan, yani bu birimlere başvurduğumuzda kimseden net bir obruk sayılarıyla ve bölge hakkındaki net bir bilgiyi toparlayamadık. Hal böyle olunca literatür tarayalım dedik. Çokça literatür taradık. Fakat bu konuda yapılan literatür çalışmaları da çok kısıtlı halde olduğu için yine yani net sonuçlar bulmamız imkansız hale geldi. Bize ışık tutacak net bilgiler bulamadık. O yüzden ankette o 22 neye göre belirledik, neye şey yaptık. Yani bu verileri bulamayınca basit frekans dağılım hesapları yaptık. Yani hesaplamaları da arazisinde obruk olan ve olmayan üreticiler şeklinde, iki tabak halinde. Yani kendimiz belirleyerek
22 yani 44 üreticiyle anket yapmak durumunda kaldık. Çünkü bize net rakamlar ulaşmadı. Yani hiçbir şekilde net rakamları alamadık ilçe tarafından. Bu konunun gizliliği de çok ön planda. Hal böyle olunca iş bize düştü. Yani ulaşabileceğimiz kadar orada konuşan üreticiye ulaşmamız gerekti. Biz de bu şekilde en fazla 22 obruk arasında obruk oluşan üreticiyle görüşme fırsatı yakaladık. Yani buna karşılık diğer 22'yi de bir 22 üretici obruk oluşan, 22 üretici obruk oluşmayan arasında olmak üzere toplamda 44 anketi tamamlayalım dedik. Onun dışında obruk oluşumunda evet su önemli, çok çok önemli bir etken. Fakat sadece tek başına Zeki hocamızın da dediği gibi bir etken değil. Genel olarak bunun yanında toprağın yapısı, toprağın kireç silt oranı, iklimin yapısı, bölgenin yaşadığı erozyon, yani bununla beraber birçok etken de var. Ama genel olarak su büyük bir tehdit oluşturmakla birlikte ürün deseni ve diğer önemli etkenler hepsi bir araya geldiğinde bu bölgede sıkça obruk oluşumu gerçekleşiyor. Biz anketi bitirdikten sonra da yani Aralık ayında bitirdik. Biz 2019 Aralık ayında anket çalışmamızı bitirdik. Biz bitirdikten sonra yaklaşık 3 anket daha 3 obruk daha oluşmuş arazide. Dün de Karapınar ilçesindeydim. İşim gereği sürekli teknik olarak arazideyim. Bugün sunum yapacağım düşüncesiyle en son oluşan obruğu gezmek istedim, gidip görmek istedim. 2 Nisan 2020 tarihinde oluşmuş. O da 1 metre çapında, 3 metre derinliğinde Karapınar'ın Avere mevkisinde oluştuğunu gördüm. Yani çok büyük olmamakla birlikte yine üreticileri tedirgin ediyor bu durum. Yani devlet yetkililerimizin ürün deseni konusunda, bilhassa ürün deseni konusunda ve kaçak su kuyularını daha düzenli bir şekilde dağıtımını yaptırması konusunda çokça büyük önlemler alması şart. Yani artık bu obruk bölge için çok önemli derecede tehdit sayılabilir bir şekilde bölge insanını tehdit ediyor. İnsanların kimisi bu durumdan çok tedirgin. Fakat yapacağı bir alternatif olmadığı için, bu işten başka yapacağı hiçbir alternatif olmadığı için mecbur bizim bu işi yapmamız gerektiği ve başka bir çıkar yolumuz yok. Yani bir başka bir alternatifim olsa yaparım diyor. Tedirginliği de var. Fakat yok olmadığı için üretime devam etmek zorunda. Yani gördüğüm kadarıyla büyük bir obruklarda da üretime hala devam eden çiftçileri de gördüm. Bunun yanında hiçbir önlem alınmadan, yani traktörle obruk arasında bir metre kala kadar yanından geçmek şartıyla çok sıfır da olsa geçiyor. Yani bu da onun için de bir korku aslında, ama yine de üretimi devam ettirmek zorunda olduğu için mecbur bunu yapmak zorunda. Bu konuda bence devletimizin sert bir müdahale alması lazım. Çünkü insan yaşamını tehdit etmekte. Onun dışında söyleyeceklerim bu kadar. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Evet, benim bir sorum konuda var. Yusuf Hocam, bir dakika, bir not almadı arkadaşlar. Bu konuda da eleştiriyorum. Bak, ara ara sorular da geldi, hiçbirini not almadınız. Üretim planlamasıyla ilgili bir değişiklik, üretim yöntemindeki değişiklikler, bunlar neydi? Yani nasıl bir değişiklik yapmışlar? Onu merak ettim. Hocam, çok tüketen ürünlerin yerine, yani mısır yerine buğdaya yönelim oluyor. Ama yine üreticilerimiz daha karlı ürünleri, yani obruk oluşmasına rağmen daha az kar getiren ürünler değildi. Yani daha çok kar edeceği ürünleri ekmeği tercih ediyor. Yani bu üreticiler için obruk oluştuktan sonra da büyük bir değişiklik yaptığını biz gözlemlemedik. Yani adam yine mısır ekmesine devam ediyor. Hala çok su tüketen bitkileri ekmeye devam ediyor. Evet. Yusuf Hocam, buyurun. Ya ben şimdi bu konuya çözüm kapsamında, tabii bu biraz jeolojik bir olgu biraz da. Evet. Yani oradaki toprak yapısının bu şekilde obruk oluşmasının alt zemini ne düzeyde? Yani mesela buralar harfiyatla doldurulup tekrar üretime devam edilme durumu yok mu acaba bu kapsamda? Böyle bir çözüm önerisi. Hocam, çok büyük obruklarda alınan tek önlem etrafının çitle çevrilmesi oluyor. Çiftçilerin kendi doldurduğu obruklar var. Bunu da gözle gördük. Yani gözlemledik. Kendi
çabalarıyla doldurup tekrar tarıma devam ettiği olduklar da var. Fakat bu benim için de büyük bir tehlike arz ediyor. Yani oranın tekrar çökmesi durumu da var. Bu da bir risk. Yani bunu göze almak da büyük bir risk. Üreticilerin kendi doldurdukları var. Ama devlet elinin yine tekrar söylediğim gibi bir değmesi lazım düşüncesi. Yani bahsettiğiniz gibi tabii ki burada zemin önemli. Yani dolayısıyla jeolojik olarak oradaki çöken oluşan obrukların altında kalan zeminin incelenerek bunun üstünün doldurulması durumunda böyle bir riskin tekrar oluşup oluşmadığı incelenerek bir çözüm geliştirilebilir. Şimdi dağlar delinip tüneller açılıyor. Yani o kadar inşaat harfiyatlar oluşuyor. Dolayısıyla bu obruklar eğer zemin sağlamsa doldurularak ovadaki bu olgunun çözülebileceği aklımıza geliyor. Ama tabii dediğimiz gibi jeolojik olarak da incelenmesi gerekir. Peki devlet nasıl bir çözüm bulmalı Fırat? Yani devletten beklenti, üreticilerden böyle bir şey alabildiniz mi? Veya sizin bir öneriniz var mı? Devlet nasıl, ne yapsın devlet? Ben bir şey söyleyeyim mi? Evet, Kamil bir şey dinliyoruz. Hocam, üreticilerin şöyle bir isteği var bu konuda. Su getirilebilir mi diye düşünüyorlar aslında. Obrukların tekrar kapatılması durumu çok zor. Çünkü gördüğüm obruklar var, çok çok büyük. Yani görse hiç görmeyen biri korkar. Yani o derece büyük obruklar var Karapınar'da. Maliyeti yüksek olur. Kapatılması bir çözüm mü? Çözüm yani pek sanmıyorum ama tekrar obruk olma durumu var. Üreticilerin şöyle bir isteği var. Su getirilebilir mi Karapınar bölgesine? Evet. Bölge yer altındaki yüzey sulamalar azaltılmasına katkı sağlayabilir. Evet, başka var mı? Hasan Hocam toparlayacak birkaç cümle söyleyecek misin yoksa bitirelim mi? Ben de birkaç cümle söyleyeyim. Çok teşekkür ediyoruz değerli hocalarımızın katkılarına, yorumlarına. Öğrenci arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Örneklemeyle ilgili yani Fırat'ın dediği gibi veri yok. Kaç tane obruk oluştuğuyla ilgili irili ufaklı bölgede oldukça sayıda, fazla sayıda obruk olduğunu duyduk. Mahalleleri belirledik. Oradan tabii mahalleleri de bölgedeki üreticilerden şifayen belirledik. O mahallelerde bulabildikleri, ulaşabildikleri kadar, yani tam sayım değil ama gayeli olarak belirledik ki tabii bir kahveye girip normal üretici anketi gibi olmadığı için öğrenci arkadaşlarımız obruk oluşan işletmeleri tek tek bulma şeklinde yaptıkları için en fazla bu kadar 22 tane üreticiye ulaşabildiler. Aynı bölgede de karşılaştırma amaçlı aynı bölgede de obruk oluşmayan arazisinde yine o 10-12 mahalledeki üreticilerle yine anket yaptılar. Dolayısıyla böyle bir yöntem uyguladık. Bu olayların oluşumuyla ilgili Yusuf Hocam'ın da dediği gibi aslında toprak yapısıyla alakalı biraz jeolojik bir olay. Yani dünya genelinde de baktığımızda toprak yapısının çok etkisi var. Bu bölgede o anlamda Karapınar dünya genelindeki en önemli işte oluşumların olduğu bölge. Ancak işte yeraltı sularının fazla kullanımıyla bu iş bayağı bir tetikleniyor. Özellikle son 10 yılda ciddi anlamda bir oluşum var. Zeki Hocam'ın sorusu da hani ürün deseniyle ilgili son 10 yıldaki ürün deseninde bir 10 yıl öncesindeki sorumuz vardı. Daha fazla böyle su tüketimine yönelik yeraltı suyunu kullanan işte mısır, pancar vesaire sulamalarının yapıldıktan sonra bu oblukların oluşumu bu ürün deseniyle ilgili yani biraz bu işi tetiklediğiyle ilgili bize bir fikir verdi. Dolayısıyla tamamen sulamaya bağlamamak lazım ama sulama bu işin tetikleyicisi gibi gözüküyor yani yapılan bu bulgularda elde ettiğimiz sonuçlarda. Dolayısıyla her işletmenin olduğu gibi tarım işletmelerinde temel amacı kar elde etmek olduğuna göre devletin yine öyle bir soru da vardı. Devletin buradaki bakışı, tutumu tabii daha az su kullanan ürünlere yönelik üreticilerin bölge düzeyinde mesela böyle Türkiye genelindeki bu havza bazlı desteklerin o havza özelinde mesela daha kıraçta yetişen işte su kullanmayan ürünlere yönelik olup Türkiye genelinden farklı olarak daha değişik bir destekleme veya daha fazla daha yüksek oranda bir desteklemeyle buğdaya arpaya doğru belki bir
su kullanımını azaltmaya yönelik olabilir diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum ben de. Evet, Azan Hocam, hatırlatma olarak şunu söyleyeyim. Mısır'ın özellikle de işte biraz da kendimize yeterlilik konusunda eksiğimiz de var. İthalatımız da var. İthalatçı pozisyondayız Mısır konusunda. Mısır'ın %10'u Konya'da üretiliyor. Yani bunların alternatifinin bulunması lazım. Devletin bu konuda makro hedeflerinin belirlenmesi lazım. Yani dışarıdan almaya razı olmalı veya Mısır üretiminin, ki Mısır değil sadece, diğer soğan ürünler için de böyle. Yani sadece Karapınar özelinde değil de Türkiye'nin Karapınar ama şey, üretim planlamasına yani ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Yani Mısır'ı burada azalttığımız zaman eksik kalanı ya dışarıdan alacak bir bütçenin oluşması veya cari açığa etkisi vesaire, makroekonomik parametreler etkisi var. Ya bunları düzenlemesi, organize etmesi lazım. Ya da Mısır'ı ülke genelinde bir üretim planlamasıyla farklı alanlara kaydırması lazım. Yani nihayetinde ekilebilir alanlarda son sınırına ulaştığı için nereye kaydırırsak kaydıralım bir başka üründen fedakarlık etmek zorunda kalacağız. Dolayısıyla özetle Türkiye genelinde bir üretim planlamasına ihtiyaç var. Bu sadece Karapınar üzerinde çözülecek bir sorun olduğunu da düşünmüyorum. Hadi Mısır'ı oradan aldığımızda Karapınar'daki üreticilerin gelir kaybını tartışmıyorum. O da ayrı bir tartışma konusu. Bunu serbest piyasa ekonomisinin olduğu bir yerde üreticiye bunu da ikna edemezsiniz. Dolayısıyla bütüncül bir üretim planlamasına ihtiyaç vardır. Diye bir evet. Ancak şey, buraya yani Karapınar böyle istisnai bir bölge. 945 ilçeden bir burası var. İşte Antalya'da bir bölge var. Dolayısıyla belki bölge özelinde bir destekleme şeklinde Mısır'dan muaf yapılabilir. Konya'nın diğer ilçelerinde belki Mısır'a ağırlık verilebilir ama tabii bütüncül bir planlama şart. Evet. Teşekkür ediyorum. Bu sunumu bitiriyoruz. Sunum yapan arkadaşlara, katkı yapan arkadaşlara, dinleyenlere, herkese teşekkür ediyoruz. Evet, ekranın paylaşımını durdurabilirsin. Fırat, diğer arkadaş paylaşsın ekranını. Hemen ikincisinden devam edelim. Hemen durduruyorum hocam. Evet, ikinci bir sunumumuz arazi piyasasını etkileyen sosyoekonomik faktörler. Konyaeli Karatay ilçesi Ovakava mahallesi örneği. Zuhal Karakayacı hocanın danışmanlığında Gülsüm Gökel ve Filiz Telli arkadaşımız sunumları gerçekleştirecekler. Sunumu sözü sunum yapan arkadaşlara bırakıyorum. Buyurun. Sesim geliyor değil mi hocam? Evet, geliyor, sorun yok. Tamam. Sayın hocalarım, sevgili arkadaşlarım, öncelikle hepiniz sunumuza hoş geldiniz. Zuhal Karakayacı hocamızın danışmanlığı yaptığı bitirme tezimizin konusu arazi piyasasını etkileyen sosyoekonomik faktörler, Konyaeli Karatay ilçesi Ovakava mahallesi örneği. Sunum akışımız giriş, materyal ve yöntem, araştırma bulguları ve tartışma, sonuç ve öneriler ve kaynakça şeklinde olacak. Arazi piyasası, tarımsal faaliyetlerin yapılıp yürütüldüğü, alanların gerçek veya sanal ortamlarda alınıp satılma işlemlerinin yapıldığı, arz ve talebin karşı karşıya gelmesi için gerekli olan en önemli piyasa faktörüdür. Gelişen teknoloji ve artan nüfus ile birlikte araziye olan talep artmakta, arazi arzı ise artırılamadığından araziye verilen önem gün geçtikçe artmaktadır. Araziye verilen bu önem arazi piyasasının ve arazi piyasasını etkileyen faktörlerin önemini artırmaktadır. Arazi değeri belirlenirken gelecekte elde edilmesi beklenen menfaatlerden, nadir de meydana gelse bir takım yeryüzü değişikliklerinden, arz ve talebin karşılıklı etkileşiminden, eşdeğer arazilere yapılabilecek ödemelerden ve çevresel ve ekonomik denge faktörlerinden etkilendiği görülmüştür. Arazi değeri çevre kalitesinin yüksek olduğu bölgelerde artmakta, düşük olduğu bölgelerde ise azalmaktadır. Tarım arazilerinin sanayi amaçlı kullanıma tahsis edilmesi beraberinde birçok çevre sorunu da getirmektedir. Sanayileşmenin yoğun olduğu kesimlerde çevre kalitesi bozulmaya başlar. Çarpık kentleşme gibi faktörler de arazinin değerini etkilemektedir. Farklı çevre kalitelerinin arazilerin pazar değerleri üzerinde etkileri vardır. Bu etkiler değişim gösterdiği için sağlıklı verilerin elde edilmemesine neden olmaktadır.
farklı parsellerin toprak niteliğinin değişmesi, arazi değerine sosyoekonomik gelişmelerden kolaylıkla etkilenebilmesi, bunun yanında alım satımın çok fazla olmaması arazi değerini etkileyen faktörlerin belirlenmesini oldukça zorlaştırmaktadır. Konuyla ilgili çalışmalarda arazi değerini etkileyen faktörler olarak toprak yapısı, yola yakınlık, şehir merkezine yakınlık, pazara yakınlık gibi yapısal ve erişilebilirlik ile ilgili değişkenler temel alınmıştır. Günümüzde bu değişkenlere çevre kalitesini de eklemek mümkündür. Aynı niteliklere sahip taşınmazlar arasındaki fiyat farklılığı çevre kalitesini de etkilemektedir. Bu fiyat farklılıkları arazi piyasasına da aynı zamanda etki etmektedir. Sosyal faktörleri sıralarken sağlık, eğitim, güvenlik, kente göç, kentin büyümesi, manevi bağımlılık gibi birçok başlık sıralanmaktadır. İnsanların hukuki ve devlet düzenlemelerinden ne derece memnun oldukları veya ne gibi fikirlerinin olduğu tarımla ilgili politikaların belirlenmesinde oldukça önemlidir. Hukuki alanda düzenlemeler arazi piyasasında da bir denge sağlayacaktır. Toplumdaki bireylerin tutum ve davranışları, düşüncelerine meydana gelen farklılaşmalar toplumsal değişime yol açar. Bu tutum ve davranışlar kültürel faktörlerdeki değişimleri gösterir. Arazi piyasasını etkileyen birçok sosyoekonomik faktör bulunmaktadır. Bu faktörler piyasada değişim göstermekte olup arazi piyasasını etkilemektedir. Kültürel faktörlerde ise kültürel zevkler, kültürel alışkanlıklar, ahlaki bakış açısı bölgeden bölgeye veya kişi grupları arasında farklılık gösterir. Bu bakış açısındaki farklılıklar tercihlerde de belli başlı farklar meydana getirmektedir. Yol mesafesi, taşlılık durumu, arazinin eğimi, arazinin konumu, su kaynağına yakınlık gibi fiziki faktörlerin, çevresel faktörlerin, sağlık, eğitim ve güvenlik koşulları, kentin büyümesi, kente göç, manevi bağımlılık gibi sosyal faktörlerin de arazi piyasasını etkilediği belirlenmiştir. Arazi değerlemesi son zamanlarda çok büyük öneme sahip olup, arazi piyasasını etkileyen bütün faktörlerin arazi değerlemesinde mutlaka ele alınması gerekmektedir. Arazi piyasasını etkileyen faktörleri özetleyecek olursak, sosyal faktörler, fiziki faktörler, kültürel faktörler, ekonomik faktörler, hukuki faktörler ve çevresel faktörler olarak sınıflandırabiliriz. Materyal ve yönteme bakacak olursak, çalışmanın ana materyalini araştırma bölgesi olarak seçilen Konya ili Karatay ilçesine bağlı olan Ovakava Mahallesi'nde tarımsal faaliyet sürdüren üreticilerle yüz yüze anket yöntemiyle toplanan birincil veriler oluşturmaktadır. Anket yöntemiyle toplanan birincil veriler 2019 yılı üretim dönemine aittir. Araştırma alanı olan Ovakava Mahallesi'nde Tarım İlçe Müdürlüğü'ne kayıtlı yapılan çalışmada 369 işletme ana çerçeveyi oluşturmaktadır. Tabakalı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırma bölgesinde 50 üretici ile yüz yüze anketler yapılmıştır. Örnek hacminin belirlenmesinde tabakalı örnekleme yöntemi uygulanırken yandaki formül kullanılarak hesaplanmıştır. Kullanılan Neyman yöntemine göre %99 güven sınırında %10 hata payı ile çalışılmıştır. Bundan sonraki kısmı Gülsüm arkadaşım devam edecek. Araştırma bulgularında nüfusun yaş grupları ve cinsiyete göre dağılımına baktığımızda İşletme başına düşen nüfus sayısı ortalama olarak 4,48'dir. Bunun %54,02'sini erkek nüfusu, %45,98'ini kadın nüfusu oluşturmuştur. İncelenen işletmelerde %52,23'lük oran ile 15-49 yaş grubunun oranının diğer gruplara göre daha fazla olduğu görülmektedir. Bu ise incelenen işletmelerin iş gücü potansiyelinin yüksek olduğunu göstermektedir. İncelenen işletmelerde araştırma sonucu 0-58 dekar arası ortalama arazi genişliği 43,33 dekar olup ortalama parsel sayısı 1,33. Biraz sesini yükseltir misin? Gülsüm, biraz sesini yükseltirsen sevinirim. Hocam seste genel olarak bir tamam. Sıkıntı var ama yükselt. Yok, sıkıntı yok. Az bir şey yükselt, tamam. Tamam. İncelenen işletmelerde araştırma sonucu 0-58 dekar arası
Ortalama arazi genişliği 43,33 dekar olup ortalama parsel sayısı 1,33. 59-199 arası ortalama arazi genişliği 134,91 dekar ve ortalama sayı, parsel sayısı 2,82. 200 dekar ve üzeri işletmelerin ortalama 332,24 dekar arazi genişliği olup ortalama parsel sayısı 5,28 olarak hesaplanmıştır. İncelenen işletmelerde İncelenen işletmelerde yapılan araştırma sonucunda üreticilerin arazi edinim şekilleri %57 miras yoluyla, %42 satın alma yoluyla gerçekleşmiştir. Üreticilerin %92'si bölgedeki arazilerini manevi bağlılıklarından ve geçim kaynaklarını tarım sektöründen sağlaması sebebiyle satmak istemediklerini dile getirirken %8'lik dilimi ise borç durumundan dolayı satmak istemektedir. İşletmecilerin %78'i satın alma gücü bulunduğundan mevkiden arazi satın almak istemektedir. %22'si ise arazilerini kendilerine yeterli gördüklerinden ya da satın alma gücünün bulunmadığından dolayı bölgeden arazi satın alma düşünceleri bulunmamaktadır. Araştırma bölgesinde arazilerin satılması, borç durumu, arazi değerinin artması, çevrenin sosyokültürel yapısının değişmesi, maddi ihtiyaç, anlaşmazlıklar, masrafların artması, köyden kente göç gibi sebeplere dayanmaktadır. Satılan arazilerin %49'unun borç durumundan, %21'inin maddi ihtiyaçtan, %7'lik kısmının ise anlaşmazlıklardan dolayı satıldığı tespit edilmiştir. Üreticiler arazi satın alırken ise yüksek oranda toprak verimliliğine bakarken çevresel faktörler, konumu ve imar durumu da göz önünde bulundurmaktadır. Temel üretim faktörlerinden biri ve tarımsal üretimin temeli olan toprağın miktarının değişmesine karşı nüfus miktarı artmaktadır. Buna bağlı olarak artan nüfusun ihtiyacını karşılamak için toprak, tarımsal üretim haricinde ulaşım, yerleşim, sanayileşme vesaire için kullanılmakta ve miktarı hızla azalmaktadır. Kıt faktör haline dönüşen toprağa olan talebin artması, tarım arazileri değerinin artmasına neden olmuştur. Söz konusu olan bu durumların sürekliliği nedeniyle de arazi sürekli değeri artan faktör haline gelmiştir. Bu yüzden tarım arazilerinin amaç dışı kullanımı piyasayı yapılan araştırmaya göre %58 oranında etkilemektedir. Kamulaştırma, kamu yararı için yapılan ve kişiye ait taşınmaz malların belli bir proje için uygulanması işlemidir. Tarımsal gelirin düşüklüğü de üreticilerin büyük çoğunluğunun kamulaştırma bedelini alarak kamulaştırmayı kabul etmelerini de etkilidir. Ovakava Mahallesi'nde %63'lük kısmı kamulaştırma yapılmasını isterken %37'lik kısmı kamulaştırma istememektedir. Bunun nedenini sorduğumuzda ise kamulaştırma yapılan bölgede verimin düşeceğini ve arazilerin bölüneceklerini düşünmektedir. Araştırma bölgesinde çiftçilerin %56'lık kısmı arazilerin imara açılmasını isterken %44'lük kısmı arazilerin imara açılmasını istememiştir. Arazilerin imara açılmasını tarım arazilerinin arsa dönüşmesi ve yapılaşma açılmasına izin vermektir. Üreticilerin çoğunluğu taşınmazların beklenti ilkesine bağlı olarak arazi değerinin artmasını istediklerinden imar açılmasını beklemektedir. Araştırma yaptığımız bölgede arazi sahiplerinin %50'si arazi satışında herhangi bir sorun yaşamadığını belirtirken geri kalan %50'lik kısmı ise sorun yaşamaktadır. Arazi satışında en çok karşılaşılan sorunların başında %42'lik oranla tarım arazilerinin hisseli olması yer almaktadır. %31'i ise arazilerin tapu ve devril işlemlerinin fazla ve maliyetlerin yüksek olması iken %3'lük oranda tarım arazilerinin tapu ve kadastro işlemlerinin yapılmamış olması sorunları yer almaktadır. Tarım arazilerinin değerleri, arazinin yapısı, bulunduğu yer, verimi, etrafından geçen yolların varlığı ve durumu ve benzeri kriterlere göre değişmektedir. Arazilerinin değerini etkileyebilecek çok sayıda faktör bulunmaktadır. Yapılan araştırmaya göre bunlardan en başta gelenin 4,03 değeriyle arazinin konumudur. Konumundan sonra bir diğer önemli unsur, tarımsal girdilerin ve ürünlerin kolaylıkla taşınabilmesi, tarlaya ya da ambara götürülebilecek biçimde ulaşım imkanlarından dolayı 3,66 değeriyle yola mesafesi. Hem zaman hem de maliyet açısından bu durum oldukça önemlidir. Farklı parsellerin toprak niteliğinin değişmesi, arazi değerinin sosyoekonomik gelişmelerden kolaylıkla etkilenebilmesi, bunun yanında alım satımının çok fazla olmaması arazi piyasasını etkileyen faktörlerin belirlenmesinde oldukça önemlidir. Yapılan araştırmada
4,62 değerinde arazinin konumu, 4,36 değerinde arazinin verimi, 4,34 değerinde su kaynağına yakınlık, 4,28 değerinde yol mesafesi ve 3,86 değerinde arazinin eğimi piyasayı etkileyen faktörler olarak tespit edilmiştir. Arazi piyasasında etkisi en az olan faktör ise 1,76 değeriyle çevre kirliliği faktörüdür. Sonuç olarak tarım arazi piyasası çok fazla hareketli olmayan bir pazar olmasına karşın yaşanan gelişmelerden oldukça etkilenmektedir. Arazi piyasasını üreticilerin ekonomik koşulları, bölgesel faktörler, tarım arazilerinin amaç dışı kullanımı, devlet politikaları ve diğer ekonomik aktiviteler gibi çeşitli faktörler etkilemektedir. Tarım arazilerinin değerleri, arazinin yapısı, fiziksel karakteristikleri, eğim derecesi, konumu, verimi, etrafından geçen yolların varlığı ve durumu ve benzeri faktörlere göre değişmektedir. Bu faktörler arazi piyasasını etkilemekte olup, arazi piyasasındaki fiyat farklılıklarının optimum düzeye getirilmesi için ilgili kurum ve kuruluşların gereken düzenlemeleri yapması gerekmektedir. Fiziksel ve ekonomik ve çevresel faktörleri etkileyen etkenlere yönelik çalışmalar yapıldığı halde sosyal faktörleri etkileyen etkenlerin yeterince dikkate alınmadığı görülmüştür. Bundan sonraki çalışmalarda sosyal faktörlerin değerlendirilmeye alınması gerekmektedir. Objektif bir değerleme yapılması için değerleme yöntemlerinin hedonik, AHP ve gri ilişkisel analiz gibi yöntemler kullanılarak sosyal faktörlerin değerlemeye dahil edilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda ilgili kurum ve kuruluşların buna yönelik yasal düzenlemeleri yapması gerekmektedir. Yakın zamanda uygulamaya geçecek olan arazi bankacılığının arazi piyasasında etkili olacağı umut edilmektedir. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Başta bizimle çalışma fırsatı veren Zuhal Karakayıcı hocamıza, daha sonrasında ise yardıma ihtiyaç duyduğumuzda bizden yardımlarını esirgemeyen bölümümüzün diğer hocalarına, her süreçte yanımızda olan Seda Ataman'a da ayrıca teşekkür ederiz. Evet, biz teşekkür ediyoruz sunum için. Etkin bir zamanda güzel bir sunum gerçekleştirdiniz. Konu hakimiyetinin de güzel olması açısından biraz da sıkılmadan da dinledik. Konuyu tartışmaya açıyorum. Öğrenci arkadaşlardan yine başlıyoruz. Buyurun, var mı katkısı olan, eleştirisi, sorusu olan arkadaşlarımız? Öğrenci arkadaşlarımız? Yine bir sükunet hakim. Evet, Gürhan, seni dinliyoruz. Duyabiliyor musun beni? Duyuyorum hocam, sesim geliyor mu benim de? Evet, geliyor. Az önce sesim gelmedi. Bütün arkadaşlardan, hocalarımdan özür diliyorum. Ben öncelikle bir fıratlarla alakalı, yani konuyu çok güzel çalışmışlar, onunla alakalı küçük bir anekdot söylemek istiyorum. Fıratlara olarak değil de genel olarak İKERT çalışmalarını da büyükten küçüğe yine sıralanmamış. Haftalardır hocalarım bunlardan bahsediyor. Artık diğer arkadaşlarım da bunları düzenleyerek yapsalar, yani en azından bu programın bu konularda ders alınması için yapıldığını düşünüyorum. Bunlara özen gösterseler daha güzel olur diye düşünüyorum. Onun dışında filizlerin de konuyu çok güzel ele almışlar. Tebrik ediyorum arkadaşları. Teşekkür ediyorum hocam. Bu kadar. Evet, biz sana teşekkür ediyoruz. O Tuğçe ile birlikte bu mücadeleyi verip bize katkı yaptığın için biz sana teşekkür ediyoruz. Anca bu kadar oluyor hocam. Teşekkür ederim. Evet, sana kolay gelsin. Evden çalışmanın da bu zorlukları var. Evet hocam. Maşallah diyelim, sevgiye de çok yüksek maşallah. Nazar değmez seni ya. Aysun duyuyor mu beni, Aysun hocam? Duyuyorum hocam, buradayım. Evet, sözü sana veriyorum. Buyur. Sunum için teşekkür ediyorum. Gayet güzel bir sunumdu, akıcıydı. Sadece tek bir şey ben mi kaçırdım bilmiyorum. Eğitim durumuyla ilgili veri var mıydı, yok muydu, göremedim mi ben? Onu soracağım. Teşekkür ediyorum. Evet, biz teşekkür ediyoruz. Hasan hocam, buyurun. Evet, teşekkür ediyoruz. Sesim açık değil mi? Gayet güzel bir sunumdu, güzel bir konuydu. Güzel kurgulanmış, güzel çalışılmış. Ellerine sağlık. Ben sadece şu arazi piyasasını etkileyen fiziksel, ekonomik, çevresel, sosyal faktörlerle ilgili bir çizelge vardı başında.
Bu zaten konuyu da ona göre ele aldınız. Bu her zaman standart alınan bir literatüre dayalı bir şey mi? Yoksa sizin de bir katkınız var mı bunda oluşturulmasında? Onu soracağım. Teşekkür ediyorum. Gürhan'ın söylediklerini ben de bir ilave yapayım. Hocalarımızın burada yapmış oldukları eleştirileri demek ki öğrencilerimiz çok fazla dikkate almıyorlar gibi bir sonuç çıkıyor. Yani Likert'le ilgili bir, geçen hafta bir şeyde yapılmıştı. O yüzden yani biz tabii sunumları daha önce kontrol ettik. Salıdan önce kontrol ettik. Aynı hataların yine olması hoş değil. Öğrencilerimize de buradan uyarıyı ben de yapmak istiyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, biz teşekkür ediyoruz. Mithat Hocam duyuyor mu bizi? Mithat Hocam duyuyor musunuz? Mithat Hocam duymuyor herhalde. Yusuf Hocam buyurun. Yusuf Hocam. Ses açık değil hocam. Tamam, evet. Evet, bugün gerçekten arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Bugünkü çalışmalar gayet güzel, sistematik, bilimsel vurguyu gündeme almışlar. Yani disipliner çalışmışlar. Arazi piyasası da başlık olarak da, konu olarak da çok güzel bir konu. Yani bölümümüzde gerçekten çok güzel çalışmalar yapılıyor. Tematik, güncel. Aslında YouTube'da yayınlanmaya değer çalışmalar çıktı. Bu boyutuyla tabii bu çalışmada da sunum, slaytlar çok güzel hazırlanmış ama bir öncekinde Aysun Hanım'ın görsellik isteği vardı. Biraz daha olsaydı daha iyi olurdu. Burada da biraz görsellik biraz fazla ilk başlardaki slaytlarda. Yani metinleri biraz gölgede de bırakmayacak şekilde de olması da beklenir aslında. Çünkü bazen ben görsellere takıldım. Dolayısıyla konuyu kaçırdım. Bu konuda tabii bunun bu şey teknik sunum tekniğiyle ilgili bir husustu. Sunumunuz gayet güzeldi. Konu kapsamlı olarak burada zaten gözüküyor ekranda da. Sosyal, fiziki, kültürel, ekonomik, çevresel boyutlarıyla olayın ortaya konmasında arazi piyasasına bütünsel bir boyutta bakmak, analiz etmek önemli. Yani şimdi burada tabii biraz konuyu incelemeye yönelik yaklaşımı değerlendiriyorum ben. Tabii dediğimiz gibi geçen hafta da bahsetmiştik, dedik ki yaptığımız bu araştırmalar aslında bir nevi de bilim alanımızdaki konulara kültürel katkı olarak bakmamız lazım. Yani hepimiz incelerken bir taraftan kendimiz bu konulara aşina oluyoruz. Yani insan kaynakları olarak mühendis arkadaşlarımızın inceledikleri konulardaki uzmanlıkları artıyor. Bir taraftan da literatüre katkı sağlıyoruz. Bu katkı sağlanırken de tabii analiz boyutundaki yaklaşımlar, bütünsellik, farklı yöntemleri yansıtma alana çok önemli katkılar sunacaktır. Özellikle yurt dışı literatürler boyutunu da bu konuda dikkate alırsak konular daha zenginleşecek gibi gözüküyor. Genel anlamda güzel olmuş ama tablo 4'te biraz rakamlar bana karışık geldi. Yani orada Likert şeyleri vardı, ölçekleri. O Likert ölçekleriyle ilgili bir sayılar vardı ve oranlar. Ve bir sonrakinde de belki kaymam oldu ne olduysa. Burada yani işte mesela o yüzdelikleri bir virgülle ayırsaydık izlerken mesela işte yüzde kaç olduğunu, bunun ne ifade ettiği konusunu biraz daha etkin bir şekilde vurgulaması biraz zayıf kaldı. Onun ötesinde konular gayet güzel incelenmiş. Teşekkür ederiz. Evet, ben teşekkür ediyorum Mithat Hocam. Cennet Hocam duyuyor mu bizi? Evet, ben de teşekkür ederim arkadaşlara. Gerçekten güncel bir konu. İlk başta giriş kısmını fazlasıyla uzun tuttular ve gereğinden fazla genel cümlelere girdiler. Hatta araştırma sonuçlarında yorumlanacak cümleleri de girişte yorumladıkları için esas çalışmalarını, araştırma bulguları kısımlarını yorumlamakta zayıf kaldılar. Çünkü başlangıçta da o genel ifadelerin içerisine koydular ve esas ana konuyu ilgilendiren, arazi piyasasını etkileyen faktörlerin, sosyoekonomik faktörlerini yorumlamakta
hem yüzde olsun hem Likert ortalamaları olarak zayıf kaldı arkadaşlar. Çünkü sonuç kısmında mesela yaptıkları çalışmalarla ilgili bir önerileri olmadı. Genel işte AEP ile veya farklı gri ilişkisel analizlerle incelenmesi gerekir gibi bir yorum getirdiler. Onun dışında kendi önerilerinin çalışmalarını yaptıkları çalışmalarda bulgularıyla ilgili bir önerileri olmadı maalesef. Onun yapılmasında yarar var diye düşünüyorum. Oysa çok güzel bulguları var. Yine diğer bir tabloları da arazi piyasasını etkileyen faktörler mi? En sondaki Likert'ti galiba yine. Orada da şeyler, yüzde oranlar birbirine karışmış. Evet, burası. Bakın yüzde oranlar birbirine karışmış durumda. Bunları ya sütunları yani grafiği yaparken onları ayırmakta yarar var. Her verinin hangi ölçeğin altına geldiğinin belirlenmesi gerekir. Şurada iç içe girmiş durumda. Dolayısıyla bizim için şey değil, biz onu algılayabiliyoruz ama yüz üzerinden neyi nasıl yorumladıkları, mesela bana şurayı yorumlamalarını isterdim. Çünkü çok güzel bulguları var. Ama arkadaşlarımız bunların hiçbirisini yorumlamadılar. Mesela arazi piyasasını etkileyen faktörlerin %50'si üreticilerin bir takım sıkıntılarla karşılaşmazken %50'si karşılaşıyor. Karşılaşılan problemler, şunlar şunlar dedi geçtiler. Ama bu problemlerle ilgili bir öneriler getirebilirlerdi. Yani çalışmalar gerçekten güzel, güncel ama biz çok güzel dedikçe öğrenciler hiç bizi tınlamaya başladılar. Bunu da burada söylemek istiyorum. Artık sonuna geldik. Hani bitiriyorlar. Tabii ki çok güzel diyoruz ama yaşadığımız şu süreçten dolayı bunlar çok güzel kavramı içerisinde yer alıyor. Eğer sınıfta bir yüz yüze sunum olsaydı bu şeyler, işte tartışmalar ya da eleştiriler bunun en az 4-5 katı olurdu diye de düşünüyorum. Arkadaşlarımız da bunu böyle algılamalı ve bizim onları motive etmek için bu şekilde tabii ki çok güzel çalışmalar konu, seçimleri güzel ama yorumlamaları bizim için, bizim iktisatçılardan farkımız nedir? Tarım ekonomistlerinin tarım sektörüyle ilgili ve bu alanı iyi yorumlamasıdır. Bunu yapamaz isek, mikro ölçekteki sonuçları iyi yorumlamaz ise o zaman çok bir anlam ifade etmiyor. O nedenle verdiğimiz sonuçların ne olduğunu iyi yorumlamakla mükellefiz. Yine arazi piyasasını çevre koşulları çok etkilemiyor diye ben mi yanlış anladım? En sonki Likert ölçeği miydi en son tablonuz? Bir açarsınız. Ha, mesela çevre kirliliği 1.76 ortalamamız. Yani çevre kirliliği arazi piyasasını etkilemiyor, etkilemeyen bir faktör acaba? Bunu sormak istiyorum. Ya sorularında bir yanlışlık var? Likert ölçeklendirmeyi değerlendirirken mi acaba bir yanlışlık oldu diye de düşünüyorum. Çünkü 2.54'ü 2.50'ye geçememiş burada ortalamalar. Oysa arazi piyasasını etkileyen faktörler bunlar. Önemli. Çevre kirliliği gibi bir şey arazi piyasasını nasıl etkilemez? Gerçekten merak ettim. Teşekkür ederim. Evet, ben de teşekkür ediyorum sunumu yapan arkadaşlara. Bir de şunu söylemek istiyorum. Arkadaşımızın Gülsün müydü? Ben sesini hiç duymadım. Doğru düz anlamadım bile. Yani tamamen böyle dibe gelip öyle anlamaya çalıştım. Hani arkadaşlar bir de bunlara dikkat ederlerse daha iyi olur. Teşekkür ederim. Genel olarak duyuldu ama bilmiyorum. Evet. Teşekkür ediyorum ben de. Bir tablo 1'e gelebilir misiniz arkadaşlar? Ben de bir iki kaç şey söyleyeyim. Ondan sonra soruyu sizlere vermek istiyorum. Bugün iki sunumu da ben gerçekten çok beğendim. Yani özellikle şu tablo 1 şu herhalde. Evet. Arazi piyasasını etkileyen faktörlerin sınıflandırılması. Hasan Hocam sordu. Burada siz mi bunu oluşturdunuz? Literatürün de katkısı muhakkak vardır diye düşünüyorum. Yani gerçekten bir çalışmanın en önemli kısmı kurgusudur. Kurguyu yaptıktan sonra amacı, bu amaca ulaşabilmek için yöntemi ve bu yöntem çerçevesinde bulgulara ulaşılması ve bulguların amaç doğrultusunda yorumlanması.
Evet, amaç sonuçların yorumlanmasında belki şu tabloya atıfta bulunarak beklenen kapsamda bir yorum olmadı. Makaleyi de görmedim. Belki makalede vardır. Ama lisans düzeyindeki bir çalışmada bunların bu şekilde organize edilip çalışmaya yansıtılması ve buraya getirilmesi bir önceki Hasan Hoca'nın danışmanlığında yürütülen çalışmada söylediğim şeylerin aynısını burada söylemek istiyorum. Yani bizim bitirme seminerlerimizde gerçekten en azından çalışma mantığının belki görsel olarak şekilsel yorumlar, rakamlar, buralarda hatalarımızı henüz telafi edemedik, gideremedik bunları. Ama bu anlamda ben bunu anlamlı buluyorum, önemli buluyorum. Ben arkadaşlara, çalışan arkadaşlara, danışmanlarına gerçekten teşekkür ediyorum. Yani bir ilerlemenin olmuş olması lazım ki bunlar da bir ilerlemenin göstergesidir. Bu konuda bölümdeki tüm hocalarımızın emeklerinin karşılığıdır buradaki sonuçlar. Ben bölümde eğitim veren ve bölüm dışından bölüm öğrencilerimize eğitim veren hocalarımız da dahil olmak üzere ki bu gayreti gösteren öğrencilerimize ben çok teşekkür ediyorum. Bugünkü bu iki sunumdan ziyadesiyle memnun oldum. Eksiklikler elbette var. Elbette giderilmemesi ve öğrencilerin bunu dikkate almaması, hocaların söylemesine rağmen sorunlar var. Ama bir farklı bakış açısıyla da bunu böyle değerlendirmek lazım diye düşünüyorum. Yapmış olduğumuz, bunlardır yürütmüş olduğumuz çalışmanın da sonuçlarını bu şekilde görmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ben sözü toparlayayım. Peki hocam, burada çok önemli bir konu daha var. Ben not aldım ama onu söylememişim. İlk başta bir takım resimler, fotoğraflar verdi arkadaşlar. Evet, söyledi Hasan hocam onu herhalde. Yok, resimler başlangıçta. Evet, Yusuf hocam. Şurada. Bir evet. Sonrakine gelin. Bir sonraki. Bir sonraki yabancı resimler vardı. Bunlar hocam. Bunlar. Şimdi bunlar, ben isterdim ki ova kavağından çektiğiniz fotoğrafları falan koyun. Bunların bazen alıyorsunuz, bakın bunların her birisinin bir şeyi var. Kodu var ve bunlar yabancı resimler, yabancı fotoğraflar. Bizi ilgilendiren ya da bizim araştırma yaptığımız sahaya uygun değildir. Buna dikkat ederlerse ileride daha farklı bir ortamda, uluslararası bir alanda benzer bir takım şeyleri kullanırlar ve problem yaşarlar. Bir de bunlara dikkat ederlerse daha iyi olur. Teşekkür ederim. Evet, böyle kamuya açık yapmış olduğunuz sunumlarda resimlerin telif hakkı var. Cennet Hocam onu söylemek istiyor herhalde. Bunlara genel sunumlar yaparken uluslararası açık bir atlamada bunlara dikkat etmeniz önemlidir arkadaşlar. Ben de teşekkür ediyorum. Evet, sunumu yapan arkadaşlara soruları cevaplamak için söz hakkını veriyorum. Buyurun. Hocam ilk ben cevaplamaya çalışayım. Öncelikle yorumlarınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Aysun Hocam şeyle eğitim verisiyle alakalı bir tablomuz var mı diye sordu. Gülsüm, o tabloya girebilir miyiz? Yani eğitimle alakalı tablomuz var. Yani bu çalışmayı da yaptık biz. Hocam şu şekilde açıklayayım. Normalde eğitim durumu ile ilgili bir tablomuz var ama makaledeki sayfa sayısını açtığımız için onu tezde yer aldık. Yani teze koyduğumuz için yani makalemizde eğitim durumu ile ilgili bir tablomuz yok. Ama normalde... Rakamsal olarak yorumladınız mı makalede onu? Yok, hayır hocam. Evet, buyurun. Makalede yer almadığı için de buraya koymadık. Diğer Hasan Hocam ve Zeki Hocam da çevre faktörleriyle alakalı olan çizelgede kendi katkılarımız var mı yoksa sadece makalelere dayalı bir çalışma oldu mu diye sordunuz. Biz tabii ki de makalelerden çektik. Aynı zamanda o faktörleri sıralayıp çiftçilere o şekilde soruları yönlendirdik. Ve onların da katkılarıyla likertlerde zaten sıralamayı onlara göre yaptık. İşte yola yakınlık olsun, arazinin konumu olsun, arazinin verimi olsun. Bunların hepsini tek tek sorduk. Hani sizin için bunlar önem derecesini bize sıralar mısınız? Yani bir arazi alırken veya satarken nelere dikkat edersiniz diye bu şekilde cevaplar alarak onları sıraladık. Likertlerimizin hepsi de sıralı bu arada. Yani ilk başta sıralı değildi ama ardından hepsini küçükten büyüğe doğru sıralama yaptık. Büyükten küçüğe doğru. Bir de Cennet Hocam, çevre kirliliği 1.76 olması gerekiyordu en az etkileyen faktör. Bunu yine çiftçilere sorduğumuzda hani arazi alırken hani daha çok bize en çok önemsedikleri şeyin arazinin konumu olduklarını, ardından verimine baktıklarını, işte yol durumuna baktıklarını söylediler. Hani çevrenin kirliliğinin
kendileri açısından çok öneminin olmadığını söylediler bize. Bu şekilde benim söyleyeceklerim. Gülsüm'ün eklemek istediği bir şey varsa Gülsüm. Var mı Gülsüm ekleyeceğim bir şey? Yani hocam arazi piyasasını etkileyen sosyoekonomik faktörlerle ilgili oluşturduğumuz tabloda öncelikli olarak literatür taramalarından yararlandık. Daha sonrasında ise hani kendi düşüncelerimizi ekleyip Suhal Hoca ile birlikte bu şekilde bir tablo oluşturduk. Sadece buna cevap vermek istedim. Öyle yani. Evet, teşekkür ediyorum. Zuhal Hocam toparlayacak mısınız? Var mı söyleyeceğiniz bir şey? Evet, ben teşekkür ediyorum bütün değerlendirmeler için. Bu tabloda literatürden yararlandık ama büyük bir çoğunlukla kendimiz oluşturduk. Öncelikle onu söylemek isterim. Ben arkadaşlarıma yorumlar için, güzel sunumlar için ben teşekkür ediyorum. Gerçekten çok azimli bir şekilde çalıştılar. Bunu biliyorum zaten. Bazı tablolarda hani Yusuf Hocam'ın söylediği gibi oranları falan vermediler ama onu zamanlamadan dolayı atladık. Yoksa yapılabilirdi onlar. Evet, gerçekten anlam ifade ediyor o oranlar. Ama zamanlamadan dolayı böyle bir şeye gidildi, kısıtlamaya gidildi. Onun haricinde bu çevrekirliliği ile ilgili faktörün de bu tamamen bir araştırma bulgusudur. Çiftçilerin görüşüdür. Yoksa çevrekirliliği tabii ki mutlaka etraz piyasası ile alakalı olduğunu söyleyebiliriz. Ben öğrencilerime de bütün hocalarıma da teşekkür ediyorum. Evet. Zuhal Hoca söyleyeceklerin bitti herhalde. Biraz sesim de gitti ama evet, sesi kapattığına göre herhalde Zuhal Hoca söyleyeceklerini bitirdi. Ben duyamadım ama diğerleri duydu mu onu bilemiyorum. Arkadaşlar herkese teşekkür ediyorum. Bugünkü sunumu bir sayfa paylaşımını durdurabilir misiniz? Sunum yapan arkadaşlar. Filiz, Gülsüm. Şimdi biliyorsunuz bitirme ödevlerini 16 Nisan'da bir konuşmacının katılımıyla bir panel şeklinde bir programla gerçekleştiriyorduk. Ama bu salgın ortamında telekonferans yöntemiyle yaptık ve en sonunda ayın 21'inde yine bir konuşmacı Cennet Hocam'la birlikte Konya Ticaret Borsası Başkanı'nın birlikte gerçekleştireceği bir programla yine sonlandıracağız. Ama daha önceden size vermiş olduğum bir söz vardı. Eğer salgın devam eder ve okula gelme imkanı bulamazsanız size bir mezuniyet sözüm vardı. Ve ben şimdi bunu dekanlıkla organize edeceğim. Size online olarak telekonferans yöntemiyle size kep attıracağım burada. Başka şansınız kalmadı çünkü Eylül'de bile okulun açılıp açılmaması konusunda tereddütler var. Yani bunlar resmi değil ama bunlar dile geliyor. İnşallah okula gelirseniz geldiğinizde fiziki olarak bunu bir mekanda gerçekleştirebiliriz. Sizlerle uygun bir zamanda ben de hangi ilde olduğunu yazsınlar, ona göre bir organizasyon yapayım ben. Sizlere cübbe, kep tedarik ederim ve 21'inde ki programda sizleri bu ekranda hepinizi cübbelerle ve keplerle bekliyorum. Programda size bir kendisini diploma vermek veya bir herhangi bir şey yapabilmek mümkün değil. Ancak ki birkaç tanesinize söz hakkı verebiliriz. Bilmiyorum. Okul birincisi, ikincisi, kesik geliyor. Evet, senin sesin de kesik geliyor hocam. Senin de internette bağlanamıyoruz. Aysun ya da Gürhan yapabilir miyiz bunun? O bölüm birincisi, ikincisi çıkartabilir miyiz? Hocam sesi çıkartılır hocam. Olduğunu anlamadım ama. Aysun çıkartılır dedi. Tamam. Evet. Orada birinci ve ikinci, üçüncüyü ilan ederiz. Bir de arkadaşların fikirlerini alırız. Eğitim öğretim dönemine yönelik söylemek istedikleri düşüncelerini, anılarını vesaire böyle bir programla sizlere bir kep attırız. Bir yarım saatlik falan böyle bir programla bir mezuniyet töreni, telekonferans yöntemiyle bir mezuniyet töreni yapmış oluruz. Bilmiyorum. Fikir bunu beyan edebilir miyim? Tabii ki. Tabii. Her türlü açığız. Dekanlık
Fırat'tan daha önceki yıllar bir tecrübeyle söylüyorum. Kep ve cübbe verebileceklerini hani başka illere gönderilmek için izin vereceğini düşünmüyorum. Şöyle bir şey olabilir mi? Hani her ilde muhtemelen vardır şeyler. Fotoğrafçılarda falan genellikle cübbe, kep oluyor, olabiliyor. Yani böyle bir temin olabilir mi bilmiyorum. Yoksa fakülte izin verir mi böyle bir şeye bilmiyorum. O konuda ilk önce pardon Zeki bir fikrim evet, ben de Zuhal'e katılıyorum. Bir de şey var not ortalamalarını bölüm birinci ikinci şu anda notlar belli olmadan açıklamak problem olur diye düşünüyorum. Ona hiç gitmeyelim hocam, çünkü notlarımız belli değil şu hocam, anda. Hocam şöyle yedinci bir şey var. Her yıl yedinci dönemin sonuna göre zaten dönemdir. Yedinci döneme göre yapılıyor zaten. Geçmiş yıllarda da öyle yapılıyordu. Bu sene de zaten finallerden önce mezuniyet yapılıyordu hatırlarsak. Onun için orada bir sorun olacağını tahmin etmiyorum. Cübbe konusunda da dekanlık izin vermese ikinci yolu deneyebiliriz. Ama şöyle bir problem. Yani her renk cümbüşü olur. Bir fakültenin olmadığı belli olur. Ama neyse onu dekanlıkla konuştuktan sonra şey yapalım. Doğru söylüyorsun. Bunun halinde mümkün olduğunca şartları optimize edip bu mezuniyetleri önünü telekonferans yöntemiyle size yaşatıp bu da bir ilki olsun. Sosyal medyada da şimdi bunun afişini de yaptıracağım. Telekonferans yöntemiyle mezuniyet. Sizi de meşhur edeceğim böylelikle. Tarihte böyle bir anı olarak kalır. Bununla ilgili ses hiç gelmiyor. Hiçbir şey anlaşılmıyor. Hadi ya. Niye bunun internette mi sorun oldu? Yani haftaki programa herkesin katılmasını istiyorum. Oradaki mezuniyetten önce güzel bir konu olan bir programı izleyicilerinizle paylaşın. Dinleyicilerimiz çok olsun diye düşünüyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Bugünkü programı da burada kapatıyorum.